Eğer bir İngilizce kursuna kayıt olacaksanız ilk olarak şunu sorun. Hocalar yazma ödevleri veriyor mu? Proofreading yapıyorlar mı? Bu gerçekten çok önemli bir şey arkadaşlar. Yani bir dili öğrenirken aynı şekilde bunu uygulamaya koymanız lazım. Ya konuşmanız lazım veya yazmanız lazım. Yazmak ise gerçekten aşırı önemli bir şey. Bütün hatalarınızı, bütün bilmediğiniz şeyleri ortaya çıkartan bir şey. Benim özellikle yurt dışına gittiğim İngilizce kurslarında, Almanca kurslarında bunu hocalar çok iyi yapıyor. Maalesef bu yazma ödevi verip kontrol etme sistemi Türkiye'de o kadar işlemiyor çünkü kurslar daha kalabalık oluyor. Ben İngiltere'de kursa gittiğim zaman bize sık sık yazma ödevleri verirlerdi. Sık sık essay yazardık. Böyle tartışma konuları hakkında, bir şey hakkında şunu destekliyor musun, buna karşı mısın, bu konu hakkında ne düşünüyorsun, küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsun, yapay zekanın olumlu olumsuz yönleri hakkında neler düşünüyorsun gibi böyle birçok konu hakkında yazılar yazardık. Bize sürekli bu şekilde yazma ödevleri verirlerdi. Benim İngiltere'de çok sevdiğim bir hocam vardı arkadaşlar. Yazdığınız kağıdı ona verirdiniz. O derdi ki siz şu kitapta şu etkinliği yapın. Ben hocaya kendi kağıdımı verdiğim anda hoca makine gibi tarardı. Yani böyle bütün yazım noktalama hataları, büyük harf küçük harf hataları, virgüller, bağlaçlar, gramatik hatalar, dil bilgisi hataları, anlatım bozuklukları, anlam bozuklukları yani bütün hepsini böyle makine gibi tarardı böyle tak 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 tak. Yani resmen 15-20 dakika içerisinde böyle 100 kelimelik, 120 kelimelik metindeki bütün hataları tek 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 düzeltip onları böyle tükenmez kalemle yazıp bana teslim ederdi. Ve bu gerçekten benim dil öğrenmemde bana o kadar yardımcı oldu ki bunu kesinlikle yani kelimelerle anlatamam. Onun dışında arkadaşlar kursunuz çok kalabalık değilse aynı şekilde Almanya'da da bu sistem işliyor. Ben şu anda okulumun sağladığı Almanca derslerinden faydalanıyorum. Burada hocalar bizlere yine aynı şekilde haftalık böyle yazma ödevleri veriyorlar. Bir e-mail yazma olabiliyor, bir konu hakkında fikrinizi yazma olabiliyor. Bu şekilde ödevler yapıyoruz. Yani 80 kelime, 100 kelime arasında sürekli bir şeyler yazıyoruz. Ve bu yazdığımız şeyleri Word dosyası halinde hocaya mail olarak gönderiyoruz. Birkaç gün sonra da hocadan bunun cevabı geliyor. Yani bütün hataların düzeltilmiş haliyle. Yani hoca bizim yazdığımız şeyleri okuyor ve bütün hataları düzelterek onların yanına doğrusunu yazarak bunları bize gönderiyor ve biz de bütün eksiklerimizi, hatalarımızı görmüş oluyoruz. Bu sisteme arkadaşlar İngilizce'de proofreading deniyor. Yani aslında bir sınava hazırlanıyorsanız ve kursunuzda böyle bir şansınız yoksa, hocalara böyle bir şekilde metninizi gönderip kontrol ettirme şansınız yoksa, internetten kendinize bir proofreader arayabilirsiniz. Proofreading deniyor bu olaya. Yani bu konuda yetkili kişiler sizin yazdığınız metni okuyorlar. Bütün yazım noktalama hatalarını, bütün dil bilgisi hatalarını, bütün anlam bozukluklarını düzeltip size bunu tekrardan geri gönderiyorlar. Ve bu etkinlik gerçekten dil öğrenmenin olmazsa olmaz bir parçası arkadaşlar. Kesinlikle yazmaya çok önem verin arkadaşlar. Siz ne kadar yazarsanız hem yazmanız gelişir hem de aynı şekilde buna paralel olarak konuşmanız gelişir. O yüzden yazma etkinliklerini kesinlikle hafife almayın. Hatta yapabiliyorsanız kendi başınıza bir günlük tutun veya dediğim gibi kendiniz bir konu seçip bunun hakkında düzenli olarak yazılar yazın. Her hafta farklı konu seçip bir yazı yazın, bir metin yazın. Bunları tabii ki proofreader bularak kontrol edebilirsiniz demiştim. Proofreader bulamıyorsanız da bütün yazım noktalama bağlaç hatalarını size gösterebilecek bir uygulama biliyorum arkadaşlar. Bunun adı LangTool. LangTool.org diye girerseniz arkadaşlar buraya yazdığınız metni kopyalıyorsunuz. Orada sizin bütün yazım noktalama hatalarınızı düzelten öneriler geliyor. Yanlış kelime kullanımlarınızla yine düzeltici öneriler geliyor. Ben bunun paralı versiyonunu kullanmadım. Paralı versiyonunda daha detaylı dil bilgisi düzeltmeleri var ama ücretsiz versiyonundan da çok güzel bir şekilde faydalanabilirsiniz. Bu sadece İngilizce değil, Almanca için veya başka diller için de kullanabileceğiniz bir platform. Platforma giriyorsunuz, orada dili seçiyorsunuz. Dil neyse orada size ona göre öneriler geliyor, ona göre düzeltmeler geliyor. Gerçekten dil öğrenen herkesin kullanmasını tavsiye ettiğim bir program. Gerçekten dil öğrenen herkesin kullanmasını tavsiye ettiğim bir web sitesi burası arkadaşlar. Aynı şekilde bu LangTool'u bilgisayarınıza eklenti olarak indirebiliyorsunuz ve Word'e bunu eklenti olarak ekleyip Word dosyası içerisinde otomatik olarak yazdığınız şeylerin düzeltilmesini sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir program.